Trabzonlu olarak hep kendi yöremizin insanı olsun. Yani bir gömlekte üste çıkabilmek için kendi yöremizin insanı daha avantajlı bizce. Niye avantajlı? Dışarıdan gelen adamlar ilk önce kendi alacağı paranın hesabını yapıyor. Takım başarılı olmuş olmamış onun için ikinci planda kalıyor. Öyle düşünüyorum ben. Ama her şeyimiz yerli olsa teşhir. Daha mantıklı bence yani. Kendi adamımızdır. Bir şey olacağı yok Trabzon'dan daha ya. Bakalım seneye ne olur. Hayırlısı Allah'tan. Altyapıya da yabancı mabancının ne işi var bu ülkede? Ben yabancı istemiyorum. Vatandaşımız olacak. Trabzon sporu yönetecek. İsterim gelsin. Niye istemeyeyim ki? Bu vatanın evladı yani. O olmasa başkası olur. Gelsin. İsterim. İyi bir insan gelecek Trabzon için. Başına ki bir şey olsun. Bu kadar. Yani şimdi şöyle, yani Türk takımlarında bence Türklerin çalışmasını isterim ben. Yani niye yabancılar kadar bizim teknik adamlarımız başarılı değil mi? Ne futbolcular var Türk, dünya takımlarında oynayan, dünyanın en ünlü takımlarında milyon dolarlarla oynayanlar. Bence tabii ki Türk. Trabzonspor'un yapısı son zamanlarda nasıl buluyorsun yani? Yeterli mi? Ya şimdi şöyle, ben hep aslında ikinci ligdeki takımların birinci ligde oynayıp şampiyon olmasını istiyorum. Ama tabii Türkiye'de şöyle bir şey var. Para varsa futbol var. O yüzden yani Trabzonspor'u biraz daha iyi transferler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır aynı isimler ama belli bir başarı yok yani. İlla yabancı olmasına da gerek yok. Bunlar profesyonel olan Türk insanlar da yapıyor sonuç olarak. Onlara şans vermeleri lazım, gençlere şans vermeleri lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani illa yabancı olsun diye de bir sıkıntı yok. Ülkede nice gençler var. Twitter'da olsun, farklı yerlerde kendilerini duyurmaya çalışıyorlar ama hatta bunlar İngiliz kulüpleriyle anlaşıyorlar. İngiliz kulüpleri bunları buluyor. Sen Türkiye'desin, senin kendi yetiştirdiğin insanlardan bulamıyorsan sıkıntı kulüp de aslında. Sen gidip Saadet Ekelioğlu'ndan, İhsan Derilioğlu'ndan bekleyemezsin. Hem teknik direktörlük, hem altyapı, hem scoutluk. Adam üçünü birden yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Önce belli bir şeyin bir düzenin içinde olması lazım. Türkiye'de yabancı fark etmez. İşini kim doğru yapıyorsa o olması lazım. Bizim altyapının sorumlusu niye şey olsun ki abi, yani bir Rus adamlardan gelsin. Altyapı sorumlusu kendi ülkemizde olsun yani. Ben rahatsızım. Beyin şeysi geçirdim ama Trabzonspor bizim canımız. Başka bir şey değil. Şampiyon olduğumuz yılları 11 top futbolcusu da Trabzonluydu. Trabzonlu Türkiye'nin her liginde topçu var. Onları bir araya getirip toparlayan iyi bir hoca Trabzon'da da var. Saadet Ecele'yi kabul ederim altyapıya. İyi bir hoca ile Trabzon doğumlu topçularla bu iş gene eski günlere döner. Başka diyeceğim yok. Yabancı hayır ya. Yabancıdan hayır gelmez ya. Parayla para vereceğiz onunla, o kadar para. Yok değil Trabzon'un, herkes toptan anlar. Avcı da oradaki bayanların birine sor, köy bayanına sor, o da gene futboldan anlar. Onun için yerli özümüz bura, futbol toprağı burası. Akşam sabah herkes evinde yurdunda futboldan bahseder. Yerli olsun. Yani, yabancılarla uğraşamayız ki. Dilini bilmeyiz, bir şey etmeyiz. Yerli olsa bizim için daha iyi. Saad Hoca bu takıma yıllarca emek vermiş bir hoca olaraktan Saad Hoca'nın olması altyapıda tabii ki de bizim için, takım için, kent için, kentimiz için daha güzel olurdu. Takıma yıllarca bir sürü genç yetenek kazandırdığını düşünüyorum Saad Hoca'nın. Yeni gelen hocamız da yabancı hoca olup olmaması çok da önemli değil. Gençlere önem veren bir hoca. Güzel işler yapacağına inanıyorum ben.